Sıkılmayanlarla devam ediyorum. Tahammül edebilenlerle katastroflara devam et. Sıkılmadık da biraz da bir gündeme sokarsak, karıştırsak güzel oluyor. Olur. Aslında hepsi gündemle ilgili ama. İsimlerle. Ya bu bizim, bu bizim, bu bizim. Arada şey yapayım arkadaşlar, beyefendiye de şey olsun, öğrencilerime hep şey derim. Gazetede günlük köşe yazısı okumayın derim. Yön veriyor. 10 kelimede, gerçi artık tweetlerde falan bu yarım kelime indi. 10 kelimede Heidegger toparlanabiliyor. 3 kelimede Spinoza anlatılabiliyor. Hızın dünyasında böyle bir gelişme var. Dikkat edin. Sonra dönelim. Devam edeyim. Çünkü birazdan el sallanacak. Şimdi bir şey anlatmaya başlamıştım. Komutan elini başına koyuyor. Evet diyor. Biz deliyiz. Bugün hiç ilgisi yok mu? Evet diyor. Biz deliyiz. Bir. İki. 100 sene sonra bir adam dinsel despotizmden kaçıp, niye bakıştığımızı söylemeye gerek yok her şeyi. Dinsel despotizmden kaçıp Amsterdam'a sığınıyor. Oturdu evin alt katında yazı yazmaya başlıyor. Arada bir çığlıklar atarak yukarıya kaçıyor. Örümcekler var diyor, hayaletler var, beni yiyecekler, kurtarın diyor. Sonra not defterine yazıyor. Yukarı çıktım diyor, baktım. Karım, çocuklarım, hepsi sakin sakin yemek yiyor. Ama aşağı inmem lazım, yazmam lazım. Örümceklerin arasına gitmem lazım. Descartes. Aynı dönemde, birazcık uzakta komşusu Spinoza. Dindaşlarının kendisini cemaatinden ihraç etme ve öldürülme tehditlerine rağmen akılla ilişkili kitabını yazıyor. Etika yazıyor. Modern zamanlar böyle açıldı. Dikkat edin. Burada söylediklerimde yanlış anlaşılmasın. Spinoza cıyım diyemeyeceğim ama Spinoza benim neredeyse önderim. Rasyonalitenin de mimarı, Batı rasyonalitesi. Dolayısıyla yanlış anlaşılmasın. Rasyonalitenin bizzat kendisi değil eleştirisini yaptığım. Ama bunu bir saat içinde yapmak zor. Pür rasyonaliteye Spinoza'nın eleştirisidir yaptığı. Bu üçlünün üzerinde modern zamanlar açılıyor. Aynı dönemde bir şey var. Bakın buraya bir isim yazıyorum. Bakalım kim bilirse öğle yemeği benden. Nasıl olsa ben vermiyorum. Başka bir öğle yemeği. Moncrestien. Ya o iktisatçılar babanızı insan babası tanımaz mı? İlk olarak ekonomi politik ismini kullanan yazar. İlginçtir. Kitabının ilk ismi trafiktir. Malların trafiği. Trafik aslında şey demek. Yani aslında değil, bizde de bildiğimiz gibi gidiş geliş demek. Dolaşım demek. Şimdi bakın bir üçlü koydum. Bir tanesi İspanya, iki tanesi Amsterdam. Aynı tarihte Moncrestien ekonomi politik veya malların dolaşımı veya zenginliğin anlamı. Modern zamanın gongu vurdu, açıldı. Zenginlik. Daha sonra bu kitap, bu ismi kim alacak ünlü kitabına? Hiç yok mu? Hiç
işletmeci arkadaşım, bugünle ilişkisi, zenginleşmenin sırları. Modern zamanların büyük bilimi açıldı. Aklın özgürleşmesiyle birlikte paradoksal bir şekilde. Bunu birçok yazımda anlattım. Amsterdam'da bir tarafta Merkür var, ticaretin tanrısı. Bir tarafta da kültürün tanrısı var. Yani bir tarafta bezirgan, bir tarafta filozof. Modern zamanlar açıldı. Zenginleşmenin temel bilimi olarak, büyük bilim olarak, ama daha önemlisi ne biliyor musunuz? İçimizde o bitmeyecek bir ihtirası körükleyen bir hareket başladı. Ne? Bitmez bir ihtiras olarak zenginleşme. İktisat bilimi, işletmeyi falan da saymıyor. İşletme, pazarlama, onun 100. dereceden kopyaları var. Bilim olma sıfatına layık bulunuyoruz. Arkadaşlar şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Akılla zenginleşme aynı anda gündemde. Sevgili arkadaşım burada hiçbir şey yok gündemde. Burada hiçbir şey yok gündemde o tarihte. İlla ki buraya ilişkin. Burada o tarih hiçbir şey yok. Buraya 300-400 sene sonra bir tek ne geliyor biliyor musunuz? Zenginleşme. Aklı ve estetiği bir tarafa bırakarak bir tek zenginleşmenin kendisi geliyor. Onun için hiç doymuyoruz. Hayaller içindeyiz. Biraz değişik bir yaklaşımım var. Kusura bakma. Şimdi devam edeceğim. Ama arada bir şey aklıma geldi. Biraz evvel tereddütlü olan arkadaşlar vardı. Adımın ismini unuttum filozofun. Birazdan aklıma gelir. Jean Kelevich. Arkadaşlar akılla özgürlük akıl özgürlük ve bilimi yan yana koyabildik mi modern zamanların üç büyüğü olarak? Tarih 1600. O tarihte bakın bizde ne var? Aklın temel hedefi din. Kimler ziyan olmadı bu yolda? Spinoza yakılmaktan 3 kere kurtuldu, 1 kere bıçaklandı. Jean Kelevich anlatmam lazım, sonra devam edeceğim. Çünkü unuturum diye anlatmam lazım. Jean Kelevich galiba yeni öldü. Ama bu anlatacağım Jean Kelevich'ten değil, Arendt'in ilk kocasından. Ustad merak ediyor filozofu. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra. Arkadaşlar size sürekli bir şey anlatmak benim şeyim değil. Benim istediğim analizi herkesin kendi öznelliği içinde yapabilmesi. İntiharcı yetiştirmenin tuzaklarına düşmemek. Kendinize göre yapın. Bu taşları yan yana koyun. Diyor ki filozof. Merak ettim diyor. Gittim diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. O kadar uzak değil. 70'lerde falan. Nagasaki'yi bombalayan pilotu buldu. Arkadaşlar biliyorsunuz Hiroşima'da ilk kez atom bombası denendi. Yaklaşık 250 bin kişi yok oldu. Benim için 20. yüzyılın ve tarihin büyük katastroflarından bir tanesi Nagasaki'dir. Bunu gözle gören insan aklı
bilmiyordum diyemeyecek olan insan aklı 10 gün sonra Nagasaki'ye aynı şeyi yapabildi. Büyük bir dönüm noktası benim için. Auschwitz'le beraber büyük bir dönüm noktası. Filozof gidip pilotu buluyor. Diyor ki, nasıl yaptın diyor, anlatsana bana diyor. Pilotun da uçağının bir ismi var, sevgilisinin ismini vermiş. Sevgilinin ismini niye verdin diyor uçağa. Yani, uçağın da çok sevdiğim bir şey, sevgilim dedi. Peki ne yaptın diyor. Havalandın diyor. Ha ne yaptın diyor. Cevap veriyor. Bana verilen işi, iş iktisadi bir kavram. Modern zamanların kavramı. Daha önce iş diye bir kavram yoktu. Lavoro ilktir, bunun kökeni. Labor'dan gelir. Labor'dan gelir. Lavoro işkence demek. Bana verilen işi yaptım. Sana ne iş verildi diyor filozof. Git orayı bombaladın. Peki ne yaptın diyor. Kalktım diyor, hareket ettim diyor. Köyün önüne üstüne çıktım geldim diyor. Baktım aşağıya diyor. Uçağımın sesini duymuşlardı. Onun için hepsi kaçtı diyor. Bombayı atsam ziyan olacak. Etkin olmayacaktı. Efikasite, efikasite nerenin kelimesi gider? Etkin olmayacaktı. Gittim. Bir tur attım. Uçağın uzaklaştığını zannettiler. Geri döndü, yükseldi. Duymasınlar, yolları kandırdı. Bombayı aşağıya. Yarım tur attım. Tam isabet. Gittim. Ne olduğunu biliyor musun? Ben diyor, baktım aynaya diyor, aynı. Ne gördüm diyor, hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Sadece bir tozu bulundu bana. Sonra ne hissettim diyor. İşimi en iyi şekilde yapmanın verdiği huzurla geri. Kavramların hepsi iktisadi kavramlar. Bunları bir araya getirmeniz lazım. Hikaye devam ediyorum artık. Arkadaşlar bunun için, bütün bunlar için iktisadı düşünmek. Rasyonalite eleştirisi, bir şeyin eleştirisi bir şeyin inkarı değildir. Sakın öyle anlamayın. Bir şeyin eleştirisi, bir şeyin iyileştirme, bir şeyi iyileştirme amacıdır. Anlamsız bir şekilde onu savunmak tam tersinedir. Devam ediyor. Öyleyse iktisadı düşünelim. Neyle? İktisat felsefesi denen, filozofi ekonomik denen. Birbirine biraz evvel buraya yazdığım filozof iktisatçılardan beri çok yabancılar. Bütün iplerini koparmış. İki tane şeyi acaba bir araya getirebilir miyiz? Ama hızlı. Çünkü felsefe de iktisadın yöntemini aldı. Sizin yaptığınız şey mesela bunun kısmi bir her şeye rağmen anlamlı bir uğraş. Ama kısmi total değil. Çünkü hipotezlerin bir kısmını şey yapmıyor, analiz etmiyor ama yine de çok değerli bir uğraş. Varsayıyoruz. Evet. Çok yeni. 1959'larda ilk şeyde Fransa'da. Daha sonra 1986'da ilk formüle edilmiş hali başlıyor. Ben de diyorum ilk kitaplardan biri Robinson'ın
şarkıcı. Can Rambo. Şimdi heterodoksi saçı. Marksist saçı. Yani daha sonra Marksizmi biraz eleştirdi. Kol ismini, Serge Christophe Kol ismini orada borçluyuz. Bu konuda büyük çabalar. Bütün mesele şu. Toplumsal felsefe ile, analitik felsefe ile değil, toplumsal felsefe ile, siyaset felsefesi ile iktisat arasında var olması gereken ilişkiyi sağlamak. Temel iddiamız, aksi takdirde insana ve topluma ait bütün bakışların eksik olduğunu, eksikliğinden dolayı da yanlış olduğunu. Bütün mesele, bütün meselemiz bu. Bunların arasında bir geçişlilik olduğu iddiasındayız. Toplumsal olanı ve bireysel olanı başka türlü anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız iddiasındayız. Hiroşima'yı başka türlü anlayamayacağımız iddiasındayız. Auschwitz'te olup bitenleri, Auschwitz'i biliyor muyum? Ben gidip gördüm. Mühendis Bey, arkadaşımız keşke şey yapsa, mühendislik harikası olarak. Yani insanların idrarlarını tabi topluca yapıyor. İşte hangi deliklere koyacakları, nerelerde nasıl gideceği, insan kemiklerinin ufalandıktan sonra hangi yararlı tozların nereye ayrılacağı, o yararlı tozlardan hangi tür diş fırçalarının yapılacağı ve bu rasyonel çaba sonucunda bugün Almanya'da bildiğimiz anlı şanlı boştan diğer büyük fabrikalara kadar, yani hadi söyleyelim ismini, kapitalizmin büyük kalelerinin, hadi söyleyelim ismini, iktisatça bu iktisadi konseptlerin alt tabanlarının nasıl doldurulduğunu görüyoruz. O zaman ben de şimdi dönüp Varras'a soruyorum. Hakikati aramadım. Kendi formülasyonun içinde müthiş bir matematiksel formülasyon yaptın. Ama sonuçta senin için önemli olan etkin olmak. Ucuza ham maddeyle mümkün olduğu kadar çok çıksın sağlamak. Buyurun. Alman sermayesi o dönemde düşünelim. Peki biraz evvel yanıma gelip soranlara soruyorum şimdi. İlgilenmeyelim. Bilim nedir? Evet. Son birkaç cümle, birazdan zaten herhalde bitecek. Temel meselemiz şu. Smith'in temel meselesi de oydu. Aslında ekonomik politiğin temel meselesi o. Bir, özgürlüğümüzü iktidarın dışında nasıl oluşturacağız? Ekonomik politiğin temel sorunsalı. Bugüne ait bir soru olabilir. İki, ben saat kendi özgürlüğümün peşindeyken onunla kavga etmeden birlikteliği nasıl oluşturacağım? Yani şu fiyat denen hareket bana toplumsal bağın nasıl oluşturulacağını çok garip bir şekilde anlatıyor. Ben onunla hiç karşılaşmadan bakın burada kimse yok. Hatta iki kişi de yok. Burada bir kişi var. Neoklasik kuramda ve Varras'ta bir kişi var. Bu kişi yalnız. Yalnız hareket eden bir kişi.
istiyorsam atarım. Peki ne dersiniz? Şimdi bu dolar krizinden sonra dolarların mesela bir yerde patlar. Gerektiğinde de ortaya çıkarsam mesela. Evet. Rasyonel. Beni suçlayamaz. Samimi o. Hangisini istiyorsun? Bunu hepimize öğretiyorlar. En başta buradan başlıyor. Büyük ekonometri formüllerinin temelinde önce bu var. Sonra benim yakama yapışma. Kara borsacı, oyucu, buyucu, şuyucu, cücücü, cücücü falan diye. Saplarım. Karar ver ne istiyorsun benden. Ekonomi politik. Özgürleşme. İktidarın ötesinde. İktidarın despotizminden kaçarak. Ama bir şeyden daha kaçarak. Neden kaçarak? Şimdi bizde ekonomi politik yok. Hala da olmadı. Bizde ne var sadece? Bu var. Siz bakmayın yakalarım, asarım, keserim. Nasıl zenginleşirim? Patladı mı? Eyvah! Feryat-ı figan. Yok mu bana yardım eden? Çıktı var, yardım et. Herhalde yeteri kadar açık. Hangisini istiyorsunuz benden? Burası küçük bir köy. Kapatayım iki kapıyı askerle. İçerideki yemekleri de saklayın. Suları da saklayın. İki liralık suyun fiyatı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya gelip size rahat rahat anlatırım. Fiyat arkadaşlar, daralan talebin sonucunda şu anda artan isteğin sonucu yukarı doğru tırmanıyor. Yani şu anda beni zar zor dinliyorsunuz. Susuzluktan diniz damağınız birbirine yapışmış halde. Dinlemeyeceksiniz. Üstelik diyeceksiniz ki bu adam anlatıyor ama suları saklayan o. No. Ne var? Evet, bu rasyonaliteyi yemekte biraz düşünelim. Kapatırken lütfen yanlış anlaşılmasın dediklerim. Kısa zamanda ancak bu kadar nafakit buluyorum. Lütfen. Büyük yol göstereceğim üstadım. Spinoza. Rasyonalitenin, batı rasyonalitesinin büyük temellerini oluşturdu. Ama bu rasyonalite değildi anlattı. Vakit olmayacak onun rasyonalitesini anlatmaya. Yani rasyonalite değil. Tam tersini bizim toplum olarak rasyonalite ihtiyacımız var. Ama başka bir şey demeye çalışıyorum. Çünkü benim suları saklamam iktisadi aktörcü rasyonalite. Sizin bütün laboratuvar deneyleriniz şey değil midir? Varsayalım ki, yalıtarsak ki buraya herhangi bir mal içeriden dışarıya giremiyor. Ben de varsayımınızı gerçekleştireyim. Buraya mal giriş çıkışını yasaklayın. Unuttuk. Ne var? Bana ahlaksız falan diyemezsiniz. İksatörüz de ahlak. Bir şey daha çıktı. Etikten bahsetmedik. Gerek var mı? Yok canım yani bu. Bizim muhteşem ekonometrik problemlerimizde etik. O zaman ben de suları saklarım. Fiyatlar da artar.
Arada 5-10 tane de telef olur susuzluktan, dehidratasyondan. Yani geçmiş olsun. Peki. Oradan sinyal aldım. Şimdi 5 dakikamız var. Bir 5 dakika ayıralım mı konuşmayı, yoksa sonraya mı bırakalım? Hocam şey size. Bir 5 dakika belki bir şeyler söylemek isteyen vardır. Gençler, ama 5 dakikamız var ona göre. Yani sonra kesersem sorumlu orada ağacın arkasında saklandı duruyor. Buyurun. Benim özgürlükle ilgili bir sorum var. Ne güzel. Özgürlüğü muhteşem. Tam olarak nasıl gördüğünüzle ilgili. Evet. Çünkü şimdi bir his mi yoksa verili bir durum mu? Biz bir hapiste olabiliriz. Kendimizi ama kafa olarak... Olabiliriz. Kelimesini kaldır. İz. Yani is. Olabilirdik veya... Hayır. Ha, olabilirdik. Olabileceğiz. Bu arkadaşımız 500 sene yaşayacak bu iyimserlikle. Bu Almanya'dan geldi. Ha, şimdi anladım ben. Ha. Evet, pardon, sorunuza devam edin. Aslında sorun bu. Sorun yani bu. Özgürlüğü siz nasıl görüyorsunuz? Yani bir verili durum olmasını bilemiyorum. Ben tam ikna olmamaktayım. Bana bir hismiş gibi geliyor. Yani tıpkı nasıl görüyorum gibi, biliyor musun? Bir hismiş gibi. Ha, nasıl görüyorum biliyor musun? Ben suları buraya kapadığımda iktisadi aktörlerin gidip buralarda dolaşıp bütün su türleri ve fiyatları hakkında bilgi edinmeleri 40 derece olarak inanmadım. Özgürlük iyi bir şey mi kötü bir şey mi hocam? İnandın mı? Bir daha tekrarlarsanız. Ya bir şey yapmıyorum ben. Ben günahsızım. İktisat 1. sınıf kitabını açtım. Diyorum ki özgür aktör bütün su şişeleri hakkında dolaşır. Bakar en iyi su şişesi hangisi? En ucuz da hangisi? Gidip ondan içer. Ben de böyle diyorum. İyi mi? İyi. O zaman siz iyimserliğe devam edin, özgürsünüz. Bütün alışveriş merkezinin arasında dolaşabiliyoruz. Değil mi? Ben bunu almadan evvel bir hafta okula gitmedim. Baktım. Nerede en ucuz dişörü var diye. Buyurun. Şimdi politik doğruculuğumu gömdüm geldim. Bence. Politik mi? Politik doğruculuğu hocam. Yani ne demek anlamadım ama. Yani hani bazı böyle kaba kaçabilecek cümleleri kullanmama üzerine. Ah tabii onu iyi yaptım. Yani şimdi politik doğruculuk aslında kaba olmak demek değil. Aynen. Aynen. O çok iyi yaptın başlarken. Evet. Bence hani ilk başta arabadan bahsettik, sonra işte Nagasaki'den, Auschwitz'ten bahsettik. Mümkün bence bunlar kısa ki arkadaki arkadaşımız. Tamam. Şey, evet. 250 bin kişi, 1 milyon kişi, 1 milyar kişi. Bence bunlar tamamıyla utilitarian rakamlar. Çünkü aynı tamam, şekilde ben utilitarian. Hani sonuçta işte 200 kişi öldüyse demek ki bu kötüdür. Ama aynı zamanda arabalarla kurtardığımız insanlar sayısını da hesap edebiliriz. Mesela aynı şekilde Nagasaki'ye bakarsak işte... Orada da kurtardığımız... Şöyle düşünebilirsiniz. Japonya'nın savaş suçları belli. Ve Japonya savaştan çekilmeyi düşünmüyordu. Bu olaylar olmadan önce. Ve savaş çok uzayacaktı. Hani bu şekilde şey argümanı sunabilirim ben size işte. Bakın hani biz aslında orada bir grup insan öldürerek çok daha büyük bir insan grubunu kurtardık. Ama benim burada eleştirdiğim şey bu yaklaşım türü. Çünkü orada ölen şey arabanın nasıl markete girmesiyle veya atom bombasının atılmasıyla veya Auschwitz'in kurulmasıyla ölen şey aslında bundan çok daha büyük olan bir şey. Hani bunu bu kadar büyük örnekler yerine şeyden vermek istiyorum. Mesela 1600'larda kurulmuş olan İngiliz parlamentosunda alkışlamak yasaktı. Ama insanlar bu yasağın üzerine geçebilmek için here here diye bir cümle kurdu. Cümle çeşidi kurdular. Yani alkışlamak yerine bunu koymaya başladılar. Ama şu anın parlamentosuna girersek bu here here tarzı bir şey oluyor. Yani insan o dönemden itibaren belli bir saygı ve hani ritüellerini kaybederek şu anki dejenerasyon, yani bir dejenerasyon süreci geçirdi. Bu durumda ben de şunu söyleyebiliyorum. Saf rasyonelite ritüelleri utilitarianizm hani adak köşesinde öldürerek aslında insanlığın kendi içinde var olan bir şeyi öldürüyor. Bu da hani mesela ritüel olur. Sizin dediğiniz gibi tanrı ve etik olur ki bana sorarsanız aynı şey. Hani benim buradaki aslında getirebileceğim eleştiriyor. İnsan ölmesinden ziyade, çünkü insan ölmesi de aslında kendi içinde utilitarian bir şeydir. Çünkü insanlar her zaman için ölmeye devam edecek. Burada ölen şey aslında materyal değil, metafiziksel bir olgu.
Cevabı ben verebilir miyim? Peki. Bu arkadaşımız hiç konuşmadı. Bir veri vereceğim. Evet. Sadece bir veri vereceğim, başka bir şey demeyeceğim. 1963'teki Dünya Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre iki bloğun da 65.856 tane savaş başlığı vardı. Ve bu dünyayı 6 defa yok etmeye eş değerdi. O zaman. Evet. Bu kadar. O zaman. Ben bir tek senin dediğine bir tek o zaman diyorum. Şimdi onu bir 10'la falan çarpabilirsin. Yok, şu anda azaldığını iddia ediyorlar ama bilmiyorum. Güç olarak, bir tanesinin gücü olarak. Çok da cevap vereyim arkadaş. Çok buyurun buyurun, yani benim bütün şeyleri siz yemeye gideceksiniz. Hayır, sana kitabın adı. Churchman'ın kitabı. Kimin kitabı? John Churchman'ın kitabı. Bentham'ın vaftiz oldu zaten. Ve der ki o kitapta, bu fayda toplumun faydasıdır, beyin faydası değildir. Hani senin bu bakış açısına beraber topluma bir yanlış vermiş olur, zarar vermiş oluyorsun. Nasıl yani? O şekilde. Ya ben dedim ya biraz önce mesela 250 bin kişi öldü fakat artık ambulansımız var diye. Fakat o ambulans 250 bin kişinin canına mal oldu her yıl örneğin. Toplumsal fayda olarak baktığın zaman uzun dönemde bir fayda fakat kısa dönemde ha, 250 tamam. bin can, işsizliğe eklenen 250 bin kişi iletişimimiz. Bence yok, ben izin veriyorum tabii. Tüm hani iki noktadan yaklaştım. Tam herkesin denizci sosyal demokrat bir toplumda. Kesinlikle. Aynen. Ama belki üç taraftan yaklaşmak iyi olabilir. Değerlendirdiğin şeyler aynı olay değil. Biz arabayı tartışabiliriz. Apayrı fikirler çıkabilir. Ben de hatta modern dünyanın önemli bir çok önemli bir icatlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama o Nagasaki o işin biraz kılıfı uydurmak. Hatta Arifesi yani o olayların akabinde şeyde açıklama yapar. Genel de açıklama yapar. Ulan bu kadar da öldürmeye gerek yok. Tamam. Sivilin üzerine atılan bir bombanın hiçbir rasyonelitesi... Hani bir dakika pardon aramızda şey yapmayalım. Yani... Onu şey yapmamak lazım. Yani, yemeğe gitmek istiyoruz. bir cümleyle bitireceğim. Arkadaşımı ben yani onu hafif aldığımı düşünmesin. Ama tam özgürlükle ilgili yapmak istediğim cevabı verdim. Fakat bir şey ekleyeceğim. Schopenhauer diyor ki hepimiz özgür olduğumuzu zannederiz. Schopenhauer. Neredeyse hiçbirimiz aslında özgür değiliz. Şimdi o tabi içsel ve toplumsal özgürlüklerin var özgürleşme durumunun ontolojik olarak var olmamasından bahsediyor. Ama bence oraya gidene kadar mesela içinde bulunduğumuz toplumda yani oraya kadar gitmeye gerek yok özgürlük özgürleşememenin nedenlerini analiz edebilmek için. Sokunlar dediği şöyle hocam. İstediğimiz yapabiliriz ama ne istediğimizi isteyemeyiz. Özgürlüğü olmadığımız için. Ne istediğimizi isteyemeyiz bilemeyiz.